Günaydın Betüş Hanım. Ah, günaydın Firuzeciğim. Günaydın. Canım kızım, günaydın. Ben de tam size geliyordum. Çok güzel yakışmış formanız. Hilek Hanım uyandı mı? Uyandı. Bir baksan iyi olur. Hala okula gitmek istemiyor. Ben şimdi onunla konuşmaya gidiyorum. Günaydın Firuze abla. Günaydın, günaydın da bu Çilek Hanım niye okula gitmek istemiyormuş? Bilmiyorum, bize de hiçbir şey söylemiyor. Ne var? Benim. Girebilir miyim? Gir. Çilekciğim. Birincisi ne var yerine efendim dersek çok daha güzel olur değil mi? İkincisi de hani şu okula gitmek konusunda anlaşmıştık. Şimdi niye gitmek istemediğini öğrenebilir miyim? Ben peri okuluna gitmek istiyorum. Fani okuluna gitmek istemiyorum. Çilek. Ya anne, peri okulunda bir sürü sihirler öğretiyorlarmış. Bir sürü peri sınıf arkadaşımla sihirli oyunlar oynayacağız. Ama fani okuluna gidersem ne olacak? Orada istediğim gibi sihir yapamayacağım. Hem derslerde bir sürü gereksiz şey öğreneceğim. İstemiyorum, çok sıkıcı. Ne yapıyorsun? Gözümü yıkıyorum. Daha konuşmamız bitmedi küçük hanım. Öyle son sözü söyleyip hiçbir yere gidemezsin. Nerede kalmıştık? En son fani okuluna gitmek istemediğimde kalmıştık. Oraya gittiğin zaman öğreneceğin her şeyin şimdiki ve ileriki hayatında ne kadar işine yarayacağını biliyor musun? Ne mesela? Matematik mi? Tarih mi? Coğrafya mı? Hiçbirisi hiçbir işime yaramayacak. Peki acaba ileride ne olmak istiyorsun? Çilek. Çilek. Doktor olmak istiyorum şimdilik ama avukat da olabilirim. Ne olmak istiyorsun dedin ya. Peki acaba kimleri iyileştirmek için doktor olmak istiyorsun? Hasta fanileri. Peki kimleri savunmak için avukat olmak istiyorsun? Haksızlığa uğrayan fanileri. Oh, çok güzel cevaplar. Peki matematik, coğrafya ya da tarih bilmeden insanları nasıl iyileştireceksin? Ya da onları nasıl savunacaksın? Sihirle. Hiçbir faniyi sihir kullanarak iyileştiremezsin. Ya da sihirle onları savunamazsın. Bir düşünsene, tabelasında sihirli muayenehane yazan bir doktordan hiç kimse yardım istemez. Bak Çilek, ya gelecekle ilgili planlarını değiştir ya da ileride iyi bir peri olmak istiyorsan bu iş için şimdiden güzel bir adım at. Hem ben senin fani okuluna gitmeni başka şeyler için de istiyorum. Okulda sihir yapmadan kurulan arkadaşlıkların yapılan en büyük sihirlerden daha da sihirli olduğunu göreceksin. Anne, benim hayatım hakkında kararları neden hep sen veriyorsun? Hayatım, çünkü sen daha kararlarını verecek kadar büyümedin. Ama emin ol, o yaşa geldiğin zaman bütün kararlarını kendin vereceksin. Ben sana hiç karışmayacağım. Ve hayatım, sana söz veriyorum. Peri okulunda öğrenmen gereken her şeyi tek tek ben sana evde öğreteceğim. Anlaştık mı? Hadi formanı giy de kahvaltıya gel. Oh benim güzel kızım. Tamam, bekliyoruz seni. Ben fani okuluna gitmek istemiyorum. Ve istemiyorsam da gitmeyebilirim. Bunu neden daha önce düşünemedim ki? Haydi işte. Bizim evde peri anne
Merhaba Çilek, ilk seni hemen getirebildim. Çünkü sana çok ihtiyacım var. Ne istiyorsun? Uzun bir süre benim yerime bir şey yapacaksın. Ne? Fani okuluna gideceksin. Fani okuluna mı? Evet. Annemler beni abimle ablanın okuluna yazdırdılar. Ama ben peri okuluna gitmek istiyorum. Anladım. Senin yerine fani okuluna ben gideceğim. Sen de. Benim kopyam olduğun nasıl da beni en az benim kadar zekisin. Demin uzun süre dedin ya. Fanilerin okuluna ne kadar gideceğim? Sayı saymayı pek bilmiyorum ama... ilk öğretim 8. Lise 3, üniversite 4 yılmış. Toplam ne kadar o kadar işte. Üf, kaç ediyor bilmiyorum ama bu galiba çok uzun bir zaman. Bir itirazın yok herhalde. Biliyorsun, beni istemezsem sen yoksun. Tamam, kabul ediyorum. Arasında senin sayende fanilerin arasında olmak çok eğlenceli. Hadi o zaman benim yerime şu formayı gir. Bu da okul çantam. Hazır olunca içeriye kahvaltıya git. Bugün okulun ilk günü diye okula seni annem bırakacak. Biliyorsun, aynen benmişim gibi davranacaksın. Tamam, anlaştık. Hadi ben de hazırlanayım. Peri okuluna gidip kayıt olmam lazım. Ne yapıyorsun Çile? Annemin kopyasını. Peri okuluna gitmem için bir veli gerekiyor değil mi? Senin gibi her istediğimi yapacak. Çilek, sen bir dahisin. Biliyorum. Buyurun Betişim. Ah sağ ol Firuzeciğim. Ay şu yakışıklıya bir bakın hele. Aman neresi yakışıklı? Hadi oradan. Saçlarımı kestirmeme rağmen çok havalı görünüyorum. Şımarık gitme aynaya bak. Ceren. Çocuklar başlamayın, daha bugün okulun ilk günü. Aa Cem, forman çok yakışmış hayatım. Yani tam bir liseli olmuşsun. Hadi otur da kahvaltını et bakalım. Abim liseye başlayan tek ayı. Değil mi Betüş? Ceren, o ne biçim laf kızım, çok ayıp. Harçlığıma zam yapıldı ya, onu kıskanıyor. Aşk olsun kızım, yani sana da yeterince harçlık vermiyor muyuz çocuğum? Ama ona daha fazla veriyorsun. İyi de Cem hafta sonları dershaneye gidecek biliyorsun, harcamaları artacak o yüzden. Küçük prensesimiz nerede? Odasında canım, giyiniyor, birazdan gelir. Betüş Hanım, bu çilek niye okula gitmek istemiyor? Yeni bir ortama girecek ya, huzursuzlandı birazcık. Ama konuştuk geçti. Şimdi gerçekten çok istiyor. Ay okul formasını çok merak ediyorum. Nasıl oldu acaba? Ya sahi nerede kaldı Çilek? Çilek! Kızım hadi giyindiysen gel artık. Bak okula geç kalacağız sonra. Geliyorum anne. Hadi geleyim seni Çilek. İyi şanslar sana da. Hoşça kal Çilek, hoşça kal kopya Betüş. Şimdi konuşamaz. Tam olarak annem haline gelsin, o zaman onu çözeceğim. Ah, aman da geliyor benim kızım, ne güzel olmuş. Gel. Sen ne güzel olmuşsun. Yerim ben seni. Gel bakayım gel. Saçlarını kendin mi ördün? Evet. Çok cici olmuş. Aferin. Teşekkürler Cem. Sen bana ne zamandan beri Cem diyorsun? Abi. Hadi bakalım kahvaltına bir an önce başla. Yoksa okula geç kalacaksın. Daha ilk günümüz bugün. Çilek. Söylediklerimi düşündün iyice değil mi? Bir sorun var mı? Ne sorun olabilir? Okula gitmeyi çok istiyorum. Anne. Efendim canım. Harika. Sesi de onunkinin aynısı. Hadi şimdi beni peri okuluna kaydetmeye götüreceksin. Tamam mı? Tamam canım. Peri Çelik'le konuşup beni onun sınıfına kaydedeceksin. Peki Çilek. Yaşasın, başardım. Annemden bile daha iyi oldu. Ne istesem yapıyor. Burada daha fazla kalmayalım. Biri giderse yakalanırız. Kapıya çıkalım, orada giyinip oradan doğru peri okuluna. Nasıl istersen. Hadi. Anne evladım, sabah beri nereye bakıyorsun? Halıcığım ne olur biraz yavaş. Suzan duyarsa çok kızar. Perilere bakıyorum. Perilere mi? Allah aşkına sessiz ol ne olur. Evet perilere bakıyorum. Aman
Allah'ım işte geldiler. Geldiler. Ay kimler? Periler. Periler geldi. Ay kim bu periler? Allah aşkına bana da göster. Tamam. Bakacaksan tam sırası. Bak küçük peri sihirle kapıda giyiniyor Allah'ım. Tövbe estağfurullah. Kapıda giyinilir miymiş? Konuşacağına baksana. Bakayım dur. Aman Allah. Nasıl oldun Betüş? Çok güzel. Hadi gidelim. Hadi. Gittiler. Hem de sihir yaparak. Deme. Gördün değil mi halacığım? Gördün değil mi halacığım? Sen de gördün. Gördüm. Nereye gidiyorsun halacığım? Nereye gidiyorsun? Yüzümü yıkayacağım. Belki biraz kendime gelirim. Tamam. Kapıyı açar mısın abi? Açarım tabii halacığım. Kapıyı açarım. Sen git hemen yüzünü yıka ama buraya gel. Hatta bence yüzünü kısmen yıka hemen gel. Gördüklerini Suzan'a anlat, tamam mı? Anlatırım evladım. Anlatırım. Sağ ol halacığım. Hadi uğurlar olsun hala. Bu sefer unutmayacak. Evet hala bu sefer unutmayacak. Unutmamalı. Unutmamalı çünkü olay daha yeni oldu. Kesinlikle unutmamalı. Evet unutmayacak. Günaydın abine. Günaydın karıcığım. Günaydın karıcığım. Dur. Ne bu heyecan? Şimdi anlayacaksın. Geç şöyle otur. Heyecanımın sebebini biraz sonra anlayacaksın karıcığım. Halam gelsin sana anlatacaklarımız var. Allah Allah neymiş o? Yok. Ben şimdi anlatmam, bana kızarsın. Halam gelsin, o anlatsın. Halan nerede? Banyoda, şokta. Yani şokta, gördüklerinden dolayı şokta. Biraz yüzünü yıkıyor, kendine gelsin, gelecek ve sana anlatacak. Ay aman. Ay hava bir güzel anlatamam. İyi o zaman dışarıda kalsaydın. Dudu yoksa sen beni evde istemiyor musun? Aklı dışarıda olan sensin. Her dakika dışarı çıkıyorsun Taci. Karnım bozuk ne yapayım? Eve mi yapayım? Ay biz senin karnının bozuk olmadığı zamanı da biliyoruz. 10 dakikada bir dışarıdasın Taci. Dudu niye taktın şimdi buna? Bırak da azıcık gezip tozmaya, hava almaya hakkım olsun. İnsanlar gerçek köpeklerini bile günde 3 kere dışarı çıkarıyorlar. Ben insanım, insan. Bana cevap verme Taci. Tamam. Nereye bakıyorsun sen? Nereye olacak? Tabii ki Betüşlerin evine. Aman çileye bak sen, ne güzel olmuş. Olmuş ya. Fani okuluna gitmek istemiyordu. Demek Betüş onun aklını çelmiş. Ha, ne o surat? Sen istemiyor musun Çilek'in fani okuluna gitmesini? Tabii ki istemiyorum. Fani okuluna giderse fani arkadaşları olur. Büyüyünce de o fani arkadaşlarından birine aşık olur, onunla evlenir. Anasıyla teyzesinin yaptığını yapar. Yani kızlarımdan çektiğim yetmiyormuş gibi bir de torunumdan mı çekeyim? Ay ne şanssız kadınım. Ay derdine bak, derdine. Kendine gel Dudu. Çilek daha 7'sinde. 7'sinde neyse 70'inde de o olur insan. Gerisini Betüş bilir. Nereye gidiyorsun? Nereye olacak? Eda'nın evine. Eda'nın aklını çeleyim de bari toprak büyüyünce peri okuluna gitsin. Ama Dudu sen evde yokken ben dışarı çıkmak istersem ne olacak? Dinle beni. Ay dinlemedi gitti. Ama ne olacak yani ben şimdi yalnız kaldım. Karnım ağrıyor, midem bozuk. Ben ne yapacağım? Eve mi yapacağım? Açalım susam açalım. İşte bu kadar. Merhaba toprak. Aa,
Merhaba anneanne. Aman aman aman. Toprakçığım sen burada ne yapıyorsun tek başına? Acıktım. Kendime mama hazırlıyorum. Ay, annenler yok mu? Seni yalnız mı bıraktılar? İçerideler. Baktım daha gelecekleri yok. Kendi yemeğimi kendim hazırlayayım dedim. Aa, niye gelecekleri yokmuş? Uyanmadılar mı daha? Ayol saat kaç oldu? Baban işe gitmeyecek mi? Ben gidip bir bakayım. Hayatım yaklaşsana biraz daha. Geldik ya. Kim öksürüyor? Benim annen. Ay, Eda ne oldu hayatım? Yok bir şeyse. Lütfen yap ben geliyorum. Anne ne işin var senin burada? Kızın içeride açken kocanla fingirdeşmeye utanmıyor musun sen? Anne ne demek istiyorsun? Toprak içeride kendi karnını doyuruyor. Olabilir anne. Toprak bir peri, istediği her şeyi yapabilir. Ben seni böyle mi büyüttüm? Tabii ki sen beni böyle büyütmedin. Babamı köpek ettikten sonra ilgilenecek, fingirdeşecek bir adam olmadığı için bütün mesaini bize harcadın. Ah, çok ayıp. Böyle şeyler duymak istemiyorum senden. Git kızının karnını doyur. O şapşaldan bir çocuk daha doğurmanı istemiyorum. Senin derdin anlaşıldı. Lütfen odamdan çıkar mısın anne? Müsaade edersen ben birazdan geliyorum. Tamam, çıkıyorum. Ben salondayım. Anneciğim, sen git biraz dolaş. Yavuz işe gidince ben sana haber veririm. Tamam, gözüm üstünde ona göre. Ne zaman değil ki? Yavuz, sevgilim kalk, işe gitmen lazım. Hayatım, unuttun galiba. Artık patron benim. Geç gidebilirim. Doğru, artık patron sensin. Ama birdenbire aklıma geldi. Benim de yapmam gereken o kadar çok iş var ki. Biliyorsun, sen evdeyken yapamıyorum. Ben bir şey anlamadım ama öyle olsun. Bozulma, bozulma. Akşam yine bir yorgan altı seansı yaparız. Madem, iyi tamam. Annenin şokuna girdiyse hala çıkamadı herhalde. Ben gidiyorum. Dur Suzan hiçbir yere gitmem. Ne olur biraz daha sabret. Yani halam öyle şeyler gördü ki kolay kolay kendini toplayamaz. O zaman git başından aşağı bir kova su dök de çabuk kendine gelsin Avni. İşim gücüm var onu bekleyecek vaktim yok. Ne kadar acımasız ne kadar soğukkanlı bir kadınsın Suzan. Halamını anlatacaklarını şu kadarcık merak etmiyor musun? Düşündükçe içimden bir ses onun kafasında peri saçmalarıyla bulandırdığını söylüyor Avni. Yok ben bir şey bulandırmadım. Her şey net. Yani her şey net. Halam kendi gördü. Hem de bununla gördü. Ayol senin halan hipermetrop. Yan yana otururken beni zor görüyor. Bunu nasıl görecek be? Teessüf ederim Suzan. Teessüf ederim. Yani halam gelsin sana anlatsın. Eğer inanmazsan inanma. Avni. Kapıyı açar mısın evladım? Şükürler olsun halacığım. Neredesin? Gel halacığım gel. Ay Allah. Gel halacığım gel. Nerede kaldın hala? Banyoya gittim. Kapıyı kilitlemişim. Sonra anahtarı nereye koyduğumu unuttum. 2 saattir onu arıyorum. Neredeymiş? Yerinde kapının üstündeymiş. Bir yere koymamış. Ay onu zavallı. Daha ne yaptığını bilmiyor. Gördüğünü iddia ettiğin şeyi nasıl hatırlayacak? Ne görmüşüm? Kulakları iyi maşallah. Hala hatırlasana hala. Hani perileri görmüştük beraberce. Perileri görmüştün hala kapının önünde küçük peri giyiniyordu. Hadi Suzan'a anlatacaktın. Niye gülüyorsun hala? Ben peri görmüşüm ben. Evet hala sakın unuttum deme bak kalp krizinden giderim. Teessüf ederim Avni. Yaşlılıktan zaman zaman bazı şeyleri unuttuğumu biliyorum. Ama peri görsem unutmam. Mümkün değil. Senden biricik halanla alay etmeni hiç beklemezdim. Çok alındım çok. Halacığım nereye gidiyorsun hani görmüştün? Odama gidiyorum biraz dinleneceğim. Ama halacığım. Demek ihtiyarlık sahiden gençlerin maskarası olmakmış. Yazıklar olsun sana. Buyurun halacığım ben sizi çıkartayım. Hatta ben de çıkayım zira daraldım ve de bunaldım. Böyle olmamalıydı ama Suzan.
Evet, hadi bakalım bana müsaade. Ben gidiyorum. Akşama görüşürüz, tamam mı? Görüşürüz. Evet, babaya öpücük yok mu kızım? Oh, bir de ben. İyi işler baba. Sağ ol. Canım. Hayatım, çileyi bıraktıktan sonra kafeden mutlaka beni ara, tamam mı? Tamam, aklımda, merak etme. Hadi. Tamam. Güle hadi. Güle, iyi hadi. Günler hoşça sana. Hoşça kalın, görüşürüz. Güle güle canım. Ya Suzan... Bırak beni, bırak beni Avni. Ya bir kere dinle sen Suzan. Bak Avni, birazdan hazırlanıp işe gideceğim. Evden çıkana kadar tek kelime duymak istemiyorum, gebertirim. Ama Suzan... Bak iki kelime oldu Avni, dikkat et, üçüncüsü gelmesin. Benim sinirimi zıplatma. Zaten Betüş bugün Çile'yi okula bırakacak. Kafeye geç gelecek. Orada bütün işlerle ben ilgileneceğim. Gerilmemem lazım. Zira kötü elektriğim onlara geçiyor. Anladın mı? Bak yalvarırım, dinle beni. Ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Onları göremeyeceksin. Göremeyeceksin çünkü çoktan gittiler. Evet, sabahın köründe gittiler. İkisi beraber sihir yapıp gittiler. Hele o ufaklık var ya, böyle sihirle üstünü değiştirdi. Sonra beraber sihirle gittiler. Tamam mı? Annem. Sen perilerle kafayı öyle bir yemişsin ki dünyadan haberin yok. Okullar daha yarım saat sonra açılacak. Betüş de evden daha yeni çıkacak. Hem de nasıl? Sihirsiz ve de vososuyla. Hayır, çıkmayacak. Ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Çoktan gittiler. Ben bunu gözümle gördüm. Halam da gördü. Hmm, belli. Hani periler? Hani şok? Halam hala aynı halam. Sorsan adını hatırlamaz. Neyi görmüş be? Neresi şokta? Tamam, doğru söyledin, hatırlamaz. Çünkü unutuyor. Gördüğünü bile unutuyor. O unuttu ama ben doğruyu söyledim. Avni! Yeter! Yeter, benim sinirimi zıplatma. Yeter! Bıktım artık! Aa, şimdi yeter be! Yeter! Yeter! Bu evde deli muamelesi görmekten bıktım ya. Ben gittiler diyorsam gittiler, tamam mı? Gidelim komşuya, kendi gözlerine bak. Gitmişler mi gitmemişler mi? Düş önüme. Düş önüme bak bakalım. Aa! Evet çocuklar, eğer hazırsanız hadi biz de çıkalım ha. Betüş, sen de mi servise geleceksin? Evet, çilek alışsın diye bugün ben de sizinle servise bineceğim. Ah, ben bakarım. Tamam Firuzeciğim. Gel, gel, kendi gözünle göreceksin şimdi. Günaydın Firuze. Betüş evet. Hanım nerede? Burada. Ne? Buradayım. Aha Betüş Hanım, aha çilek de burada. Evet, ne olmuş? Ama yani... Ama ne abi? Şunu açıklamak zor. Suzancığım neler oluyor? Ne mi oluyor Betüş? İstersen ağzı yıktır bak üstüne. Şimdi ben bu şekil ağda gören adamı eşek kadar gelinceye kadar sürüyorum. Ta ki bana attığı tokadın hıncını alıncaya kadar. Aa, sana kim tokat atmış canım? Bir de yaptığın şeyi unutmuyor mu? Alandan mı ulaştı sana? İki dakika evvel yaptığın şeyi nasıl anlatıyorsun? Ah Betüş, ben delirdim de kimler delirsin? Ben delirdim. Çocuklar affedersin, evde devam edin. Ay hiç anlamadım Firuze ama öğleden sonra kafeye gideceğim. Olanları öğrenir sana anlatırım. Çocuklar, bu gördüklerinizi unutuyorsunuz ve şimdi hemen okula gidiyoruz. Hadi. Üf, ne bekliyoruz hala? Periliçeyi. Niye hala gelmedi? Diğer öğrencilerin velileriyle konuşuyor. Şimdi gelir. Burada olduğumuzdan haberi var değil mi? Tabii ki var. Baksana tam kapısının önündeyiz. Bu aynı zamanda okulun kapısı mı? Evet. Arkasında ne var çok merak ediyorum. Hiç ses gelmiyor. Sabırlı ol. Biraz sonra Periliçe seni içeri alacak. O zaman göreceksin. Hoş geldin Betüş Peri. Hoş geldin Çilek. Hoş bulduk. Kusura bakmayın, sizi beklettim. Diğer velilerle tek tek konuşmak zaman aldı. Ay, hiç önemli değil, rica ederiz. Perihan Peri kızını Fani okuluna kaydettirdiğini söylemişti. Neden vazgeçti? Fani okulu mu? Anneme Peri okuluna gitmeyi daha çok istediğimi söyledim. Annem de kabul etti. Aa, evet haklısın. Bundan emin misin Betüş? Bir Fani ile evlisin ve Fani çocukların var. Çileğin Peri okuluna gitmesi ileride bazı zorluklar yaratmasın. Aa, Çileğin istediği gibi olsun. O bu okulda okumak istiyor. Annen sana her şeyi anlattı değil mi Çilek? Bu okulda sadece sihir yapmasını öğreneceksin. Ve hangi sihirleri yapmaman gerektiğini. Peri okulu fanilerin öğrendiklerini öğretmez. Onları dışarıdan öğrenmen gerekecek. Annemle anlaştık. O bana evde öğretecek. Değil mi anne? Evet, anlaştık. Pekala. O zaman kaydını kabul ediyorum. İçeride bunları daha detaylı konuşuruz. Sınıfta bekliyorum. Hoşça kal Betüş Peri. Hoşça kalın. Oh be, ucuz atlattık.
istediğim gibi davrandığın için sağ ol. Hadi şimdi git. İhtiyacım olursa ben sana seslenirim. Hani bu kapının arkasında sınıf vardı? Burası neresi? Sınıf arkadaşlarım, öğretmenim nerede? Buradayım. Bu sınıfın öğretmeni benim. Sınıfımız burası mı? Evet. Beğenmedin mi? Bilmem. Hiç böyle olacağını hayal etmemiştim. Sıra, tatlı falan olacağını zannediyordum. Bu dediklerin hepsi fani okullarında var. Ama bizler birer periyiz, öyle değil mi? İstersek derslerimizi sihirle havada bağdaş kurarak dinleyebiliriz. Hadi otur. Ve de derslerimizi sihirle istediğimiz yere yazarak çalışabiliriz. Evet, ilk derse başlayalım mı? Arkadaşlarımı beklemeyecek miyiz? Hangi arkadaşlarını? Sınıf arkadaşlarımı. Senin sınıf arkadaşların olmayacak ki Çilek. Bak, peri okulunda her sınıfta bir öğrenci vardır. Ve bütün öğrenciler sihirli derslerini özel olarak öğrenirler. Şimdi diğer çocuklar, diğer peri öğretmenleriyle derslerine başladılar bile. Hadi biz de başlayalım mı artık? Olur. İşte senin sınıfın burası. Sınıfın burası mı? Evet, bak onlar da senin sınıf arkadaşların. Çok güzel. Hoşuna gitti mi? Ya bir de fanilerin okuluna gitmeyeceğiz diye tutturuyordum. Bak gördün mü ne güzelmiş. İşte öğretmenim de geliyor. Çilek, derslere kadar burada kalıp seni beklemem ister misin? Yok, gerekmez. Emin misin? Oh canım benim. Özlem Hanım merhabalar. Merhaba Betüş Hanım, nasılsınız? İyiyiz, çok teşekkür ederim. İşte benim kızım. Merhaba Küçük Hanım, adın ne bakalım? Çilek. Ben de öğretmenim Özlem. O zaman bana artık müsaade. Görüşürüz. Görüşürüz canım. İyi dersler Özlem Hanım. İyi günler. Hoşçakalın. Hadi Çilek, kendine boş bir yer bul, geç otur. Başka yer yok, buraya gelebilirsin. Tamam. Merhaba, ben Pınar. Ben de Çilek. Ne güzel bir adım. Ne yapıyorsun? Çocuklar, yerlerinize yerleştiğinize göre artık tanışalım. Evet, ben öğretmeniniz Özlem Taşpınar. Şimdi sırayla ayağa kalkıp isimlerinizi söyleyip bana biraz kendinizden ve ailenizden bahsedebilir misiniz? Evet. Hadi bakalım ağlayan güzel. Senden başlayalım. Adın ne? Çiçek. Soyadın? Deniz. Niye ağlıyorsun Çiçek Deniz? Annemi özledim. Her gün okuldan çıktığımızda annelerimizin yanına gideceğiz. Burada öyle şeyler öğreneceğiz ki eve döndüğümüzde onlara anlatacak bir sürü şeyimiz olacak. Bunu istemez misin? İsterim. Aferin sana. Öğretmenim, annesi olmayanlar ne yapacak? Öğrendiklerini kime anlatacak? Adın ne senin? Osman. Sanırım anneniz aramızda değil ama eminim. Olduğu yer her neresiyse, ona anlattığın her şeyi duyar. Yavuz, sen işe geç kalıyorsun. Ya acelem yok diyorum hayatım. Patronum ben artık, anlasana. Neden beni zorla yollamaya çalışıyorsun?
sen evdeyken temizlik yapmamı istemiyorsun ya. Ben de sen git de rahat rahat temizlik yapayım istiyorum. Ya hayatım, ilk defa bu kadar temizlik yapmak için sabırsızlandığını görüyorum. Ne iş Eda? Bir iş değil. Belki bu sefer temizlik yapmak için aşka geldim. Hem sen eve döndüğünde evi tertemiz, pırıl pırıl görmek istemez misin? İyi tamam, gidiyorum. Kızımı öpebilir miyim? Mümkün mü? Ay canım benim, canım benim. Babaların en yakışıklısı. Tamam canım, sen onunla saatler geçirebilirsin. İşte seni bekliyorlar hayatım. Hadi, hadi, hadi. İyi günler, öpüyorum. Hoşça kal. Çok şükür. Anne, niye babama öyle davrandın? Sabah sabah anneannen beni sinir etti de onun için. Ay biri beni mi andı, bana mı öyle geldi? Hayır efendim, hiç kimse sizi anmadı. Ama galiba siz zaten buralardaydınız değil mi? Gözüm üstünde demedim mi ben sana? Sahi anneanne neredeydin? Annemlerin odasına bir gittin sonra kayboldun. Ah annelerin odasına bir gittim, gördüğüm şey karşısında. Yerin dibine girmek istedim. Abartıyorsun ama anne. O benim kocam. Orası da benim yatak odam. Ayrıca ben seni bizim yatak odamızda gördüğüm zaman yerin dibine girmek istedim. Ya ne oluyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Sen bu seferlik hiçbir şey anlama Toprak Hanım. Hem anneciğim söyler misin? Sabah sabah beni kocamdan ayırmana sebep olan şey nedir? Ay hiçbir şey yok. Seni özledim. Gelip görmek istedim. Sebepsiz. Sebepsiz mi? Hı. Anne, anne, anne. Aa, karnımın ağrısından ölüyorum. Dudu, ölüyorum. Ay neredesin ay? Dudu'nun geleceği yok. Bir çare bulmalıyım. Ay ne yapsam? Ay ay ay, kaçıracağım. Ay kaçıracağım. Ay altıma kaçıracağım. Ay nasıl çıkacağım ben bunun üstüne? Ay eskiden olsaydı pat diye otururdum. Şimdi boyum da yetişmiyor, popom da. Ah, yeniden merhabalar Sızancığım. Merhaba komşum. Şey, arayan soran oldu mu? Demin Sadık Bey arttı, senden telefon bekliyor. Ah tamam, aklımdaydı, hemen arayayım bir ben. Betüş, sabah için kusura bakmadın değil mi? Yok canım, yani zaten pek anlayamadım ne olduğunu ama. Ma neyi anlayacaksın canım, yine peri meseleleri işte. Ay aksi. Var ya, bu Avni beni deli edecek Betüş. Yani kendi yetmezmiş gibi bir de halasının eline teleskop vermiş, bütün gün sizin evi gözetlettiriyormuş. Yani ikisi adına da ben senden çok utanıyorum. Nasıl özür dileyeceğim bilmiyorum ya. Ay Suzancığım ne olur üzme kendini. Ya zaten bütün bu olanların sebebi biziz. Niye ayol? Perdeleri kapatmadığımız için. Perdeleri kapatmadığınız için mi? Ciddi olamaz. Perdeleri kapat... Ayol bu ne tevazu, ne münasebet. Niye perdeleri kapatacaksınız? Ay, ay yani. Ay Betüş, sinirimden gülüyorum yani. Bugün güleceğim hiç aklıma gel. Efendim. Aa tamam, hemen bağlayın. Hayatım nasılsın? Aa, iyiyim canım, teşekkür ederim. Ya bana Çilek'ten haber ver, meraktan ölüyorum, ne yaptı? Sınıfın kapısına kadar götürdüm onu. Biliyorsun başta çok tereddütlüydü, pek gitmek istemiyordu ama sınıfı görünce pek rahatladı. Sanıyorum okulu çok sevecek. Ha, bu çok iyi haber. Peki senin orada kalmanı istemedi mi? Yok, istemedi. Hatta çıkışta yani gidip almamı bile istemedi. Cem'le Ceren'le buluşup gelmiş. Aferin kızıma benim. Şey, Betüş orada biri mi gülüyor? Evet, Suzan. Niye sorabilir miyim? Şey hayatım, aslında bunu şimdi sormasan çok daha iyi olur. Sonra konuşuruz, olur mu? Aa, peki canım, hoşça kal. Hoşça kal. Ay Sağlık Bey beni soruyor değil mi? O kadın deli mi, niye avaz avaz gülüyor diyor değil mi? Ay bu Avni beni ne hale getirdi? Görüyorsun değil mi Betüş? Bak ne ağlıyorum, bir gülüyorum. Keçilere geçiyorum ben. Ay ben bunları hak edecek. Ne günah işledim Allah'ım. Aferin benim kızım. Neyse ben bir kahve alayım bari. Merhaba Sadık. Merhaba. Ne o?
Hep mi mutlusun? Tabii. Demin Betüş'le konuştum. Ha. Çilek bugün okula başladı ya, onu bırakmaya gitti. Aa, çok iyi ya. Çok mızmızlanmış mı? Ya önce biraz naz yapmış ama sonra hemen alışmış sınıfına. Harika harika. Hadi hayırlısı. Sağ ol. Ya ne çabuk büyüyorlar değil mi? Ya sen ne diyorsun Sadık? Toprak bile bu yılın sonuna kadar konuşur. Aman nene dilini ısır. Tamam mı? Maşallah de. Maşallah, maşallah de. Maşallah. Hadi ben kahve almaya gidiyorum. Sen bir şey ister misin? Lütfen madem. Tamam. Şu hale bak. Burada mıyım, değil miyim? Varlığımdan bir de haberi yok. Sana kızdı da ondan. Üzülme geçer anneanneciğim. İnsan misafirine böyle mi davranır? Ha? Böyle mi davranır? Bir şey alır mıydın canım anneciğim der. Dedikodumu yapma. Duyuyorum. Bir şey istiyorsan söyle getireyim. Aman istemez. Canım bir şey isterse ben gider kendim alırım. O zaman kızımı bana karşı doldurma. Toprak, gel bu çatlak ananı burada bırakalım. Sen benim kızım ol. Hem sen benim sözümü daha iyi dinliyorsun değil mi canım? Anne sen farkında mısın? Şakanın dozunu kaçırıyorsun. Aa, ne dedim ben şimdi? Ne bağırıyorsun bana öyle? Ne dedi Toprak? Sen benim kızım ol dedi. Bu ne demek anne? Ayol ne demek olacak? Lafın gelişi, insan öyle demez mi? Böyle çok sevdiği, hoşlandığı bir çocuğu gördüğü zaman aman de aman, hadi gel sen benim kızım ol diye. Demez anne. Hemen toprağa gayet iyi bakabiliyorum. Aman belli, geldiğim zaman açlıktan, susuzluktan ölüyordu çocukcağız. Aa, öyle mi Toprak? Evet, acıkmıştım ama karnımı doyurdum ben. Duydunuz mu Dudu Hanım? Ne yapmış? Karnını doyurmuş. Neden? Çünkü o bir peri. Bütün ihtiyaçlarını tek başına giderebilir. Hem sen niye geldin bugün buraya? Bir şey var sanki. Söz ver bana. Toprağı fani okuluna göndermeyeceksin. Anne bu da nereden çıktı şimdi? Çilek bugün okula başladı ya anne. Onunla ilgili bir şey herhalde. Evet, çok fena aklıma takıldı. Kala kala bir toprak kaldı. Büyüyünce peri okuluna gitsin, peri arkadaşları olsun ve de bir periyle evlensin istiyorum. Gü-tin Rek-zey-kse. Evet Çilek, peri alfabesindeki harfleri bir de sen söyle bakalım. Alef, Bo, Seta, Epso, Figo, Gü, Tin, Reik, Zey, Kısa. Aferin. Tam 10 harfimizi de su gibi ezberlemişsin. Yakında peri ansiklopedisini tek başına okuyabilirsin. Bu alfabeyle yazılmış başka kitaplar var mı? Mesela masal, öykü, şiir gibi. Hayır. Sadece sihirsel bilgiler içeren kitaplar var. Periler şiir, masal, öykü yazmazlar. Onlar sadece bunları yazan fanilere ilham verirler. Ya. Neden mutsuz oldun Çilek Peri? Ablamla abim bir sürü kitap okuyorlar. Ben onları okumak istiyorum ama okuyamıyorum. Bu alfabeyi bilerek onları okuyabilir miyim? Maalesef alfabelerimiz aynı değil. Hem fanilerin alfabesinde 29 harf var. Perilerin alfabesinde ise sadece 10 harf. Onu öğrenmem için ne yapmam lazım? Fanilerin okuluna gitmen gerekirdi ama sen burayı tercih ettin. Betüş Peri'ye söylersen o sana öğretebilir. Tamam. Devam edelim mi? İçeri vermeyecek miyiz? Bizim okulda teneffüs yok mu? Teneffüs, arkadaşlarla oyun oynamak, su içmek, yemek yemek ya da tuvalete gitmek içindir. Burada böyle bir şeye ihtiyaç duymayız ki. Arkadaş yok. Diğer ihtiyaçlarımızı da sihirle giderebiliriz. İşte su. İşte tost. Eğer tuvalete gitmek istiyorsan benden izin alıp sihirle gidebilirsin. Tamam. Teşekkür ederim. İstersem söylerim. Öyleyse dersimize devam edelim. Şimdi sıra peri sayılarında. Bu sayıları bilmen ileride bazı zor sihirleri yaparken çok işine yarayacak. Thank you.
Çocuklar, işte bu da A harfini yapabilmemiz için öğrenmemiz gereken ikinci çizgi. Şimdi hepimiz defterlerimize bunu yapalım. Aferin. Çok güzel. Biraz daha düzgün yapabilir misin? Yazın ne kadar güzelmiş Çilek. Teşekkürler öğretmenim. Anne sana inanamıyorum. Çilek fani okuluna gidiyor diye niye bu kadar paranoya yapıyorsun? Yalansa yalan de. Babanın zoruyla zaten Betüş'le seni fani okuluna yolladık. Ne oldu? Sonunda fani arkadaşlar ediniriz ve fanilerle evlendiriz kızım. Ama anneciğim biz bundan hiç pişman değiliz ki. Aksine birçok perinin bilmediği şeyi bu sayede biz biliyoruz. Neymiş onlar? Tarih, matematik, fizik, kimya, biyoloji, edebiyat... İyi. Nerede işinize yarıyor bunlar? Kocamla ve onun fani arkadaşlarıyla sohbet ederken... Diyelim ki bir yere gittik. Atıyorum Bodrum'a. Bodrum'un bitki örtüsü, oranın iklimi, ondan sonra yüz ölçümü. Biz bütün bunları biliyoruz. Matematik diyelim. Matematik günlük döviz kuruna hesaplamaktan bakkalla olan hesabımıza kadar işimize yarıyor. Kızım sen unutuyorsun galiba. Sen perisin peri. Bir sürü sihirin var. Sihirli küreye bakarsın her şeyi öğrenirsin. Anneciğim önemli olan bu değil. Önemli olan bunları aklında tutabilmek. Yaşadığın dünya hakkında fikrin olması. Dinlediğin müziği kimin ne zaman bestelediğini bilirsen o müzikten daha çok keyif alırsın. Aman 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 ne kadar entelektüel kızlar yetiştirmişim ben. Bir düşünsene anne. Bunca yıldır bu dünyada yaşıyorsun. Bu dünyada yaşadığın süre içinde fanilerle konuşacak neyin var? Sihirden başka bildiğin ne var? En basit trafik kurallarını bile bilmiyorsun. Ayol ben sihirle gidip geliyorum her yere. Trafik kuralından bana ne? Peki Ege bölgesi Türkiye'nin neresinde? Ne fark eder? Ben her yere uçarak gidiyorum canım. Ege bölgesi derim, şıp oraya inerim. Peki anneciğim, buna da cevabınız vardı. Sen hiç Sait Faik okudun mu? Yok, dur ben tahmin edeyim. Adını ilk defa duyuyorsun değil mi? Ayol ben Periler Ansiklopedisini bile bitiremedim. O da kim? İşte bak, hiçbir şey bilmiyorsun. Senin aklın bir tek sihre çalışıyor. Hayır, o sihirlerini insanların iyiliği için kullansan gam yemeyeceğim. Ama sen sabahtan akşama kadar bizi kocalarımızdan nasıl ayırırsın onu düşünüyorsun. Dünyadaki en armut piş ağzıma düş peri sensin. Ben o kadar sıkıntıya gelemem. Yaparım sihirli küreme giderim her şeyi öğrenirim. Hani senin aklın? Sen 400 yıldır sihirli kürenin aklıyla mı yaşıyorsun? Eda biraz fazla ileri gittin. Bekle de sözümü bitireyim. Betüş de ben de ne biliyorsak okula borçluyuz. O sayede hayatımıza pek çok fani girdiği için fanilerin istedikleri iyilikleri senden daha iyi biliyoruz. Sihirlerimizi gerektiği zaman sadece bunun için kullanıyoruz. Şimdi düşünüyorum da acaba diyorum babam seni gerçekten aldattıysa bunun için aldatmış olmasın? Onun kadar entelektüel bir adamla sihirden başka konuşacak hiçbir şeyin olmadığı için. Bu terbiyesizlik! Düpedüz terbiyesizlik! Ay dayanamayacağım. Ay nasıl çıkacağım? Ama olimpiyatlar da bitti. Ay bir sırık bulsaydım sırıkla atlardım buraya. Ama ben ne yapacağım şimdi? Şatoda kimse yok mu? Bir an. Dudu! Taceddin! Nerelerdesiniz? Perihan, ambulans gibi yetişti. Buradayım Perihan. Geliyorum Perihan. Perihan. Taceddin'cim sen yalnız mısın? Dudu yok mu? Yok. Eda'ya kadar gitti. Sen ne yapıyordun yukarıda? Sana cevap verebilecek halim yok. Perihan ne olur kapıyı aç. Perihan ne olur aç şu kapıyı şey yapacağım. Altıma yapacağım. Tamam. Aç kapıyı. Çok şükür dünya varmış. Kapat şimdi kapat. Ben kapıyı çalana kadar da açma. Beni bu halde görmeni isteme. Tamam tamam. Açmam. Ha, 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 ha.
sen nereden çıktın? Ay, arkadaşını ne kadar da kibar karşılıyorsun. Taci nerede? Dışarı çıktı. Sıkışmış da herhalde. Sen iyi misin Duducuğum? Sana ne? Ayrıca her zaman aklıma takılmıştır. Siz Taci ile ne bulup da konuşursunuz? Her şey. Ne demek her şey? Sen fanilerin bildiği her şeyi nasıl bilebilirsin ki? Duducuğum ben ne demek istediğini anlayamıyorum. Biraz daha açık anlatır mısın lütfen? Tabii. Sen edebiyat, dil falan bilir misin? Resimden, müzikten, el işinden anlar mısın? Elbette. Ama nasıl olur, ben Tarkan'dan başka hiçbir şey bilmiyorum. Sen nereden bilebilirsin ki? Hayatım, okulda öğrenmiştim ya. Hangi okulda? Faniler okulunda. Dudu, ben hem faniler hem periler okuluna gitmiştim. Unuttun mu yoksa? Ay ben ne yapacağım? Ay bu yaştan sonra ben okula mı başlayacağım? Ay Duducuğum, ne var senin? Benimle konuşmak ister misin? Hiçbir şeyim yok. Ah, sağ ol. Allah razı olsun Perihan. Bir şey değil Taceddin'ciğim. Sana bir şey mi oldu? Demin Dudu geldi. Biraz ondan şaşkınım. Niye ki? Hem nerede o? Yukarı çıktı. Bana acayip acayip sorular sordu. Hiçbir şey anlamadım. Buyurun. Afiyet olsun. Suzan'cığım, biraz daha iyi misin canım? Sağ ol canım, iyiyim, iyiyim. Bak, istersen bugün hiç yorulma, ben hallederim. Sen git dinlen ha. Ay yok yok, almayayım canım, mersi. O tımarhaneye ne kadar geç gidersem o kadar iyi. Herkese kolay gelsin. Aa, Eda hoş geldin. Ay canım. Ay, hoş geldin. Hoş bulduk. Ay. Maşallah, ay. Top gibi olmuş bu kızımız. Ya ne cimcirdin oramı buramı ya? Eda'cığım ne oldu, bir sorun mu var? Ne sen sor ne ben söyleyeyim Betüş. Bir dakika, buna kimin sebep olduğunu tahmin edeyim. Et bakalım. Dudu teyze. 10 üzerinden 10 tam puan. Ne oldu gene? Anlaşılmıştır. Siz özel konuşuyorsunuz. Ben ortalıktan kaybolayım. Ay Suzan'cığım, sana da hep böyle oluyor. Çok affedersin. Rica ederim canım. Aile içi meseleler ailede kalır da. Ay bu Dudu teyze de ne kadar gizemli bir kadınmış ayol. Ne zaman konu ondan açılsa hep gizli kapaklı konuşuluyor canım. Çatlayacağım. Neyse canım. Siz keyfinize bakın. Ben de işimi. Geldim halacığım, geldim. Tamam, gel. Yalnız mısın? Yok mu Suzan? Halacığım, Suzan işe gitti sabah. Öyle mi? İşe mi başladı? Kafede çalışmaya başladı, bir sene oldu. Öyle mi? Hatırlamıyorum. Sen neyi hatırlıyorsun ki zaten? Hala sen Suzan'ı sevmezsin, niye sorup duruyorsun? Unuttun mu, hani ona bir şey anlatacaktık. Şu karşıdaki perilerle ilgili. Ne? Demin ben lavaboya gitmeden konuştuk ya ayol. Şu senin şeyden karşıya baktık, ona kız sihir mihir yaptılar. Unuttun mu yoksa? Bir de bana bunak diyor. Unuttur muyum valla, unuttur muyum? Niye ağlıyorsun şimdi evladım? Ben ağlamayayım da kimler ağlasın hala? Bu şimdi hatırlanacak şey mi? Senin demin dediğin sabahtı, sabahtı. Tamam mı? Sen şimdi lavabodan değil, uyumaktan geliyorsun buraya. Oo, olan oldu, biten bitti. Artık bir bardak su iç. Senin bu genişliğini hiç anlamıyorum abinin. Dünya gözüyle bir sen, bir ben peri görmüşüz. Başkası olsa bunu 7 cihana anlatır. Sen bir karına bile söylemiyorsun, pes. Pes vallahi. Allah.
Sabahlara dayanamam Osman Aga. Sabahlara dayanamam Osman Aga. Yalancısın. Allah Allah. Niye çarptı ki bu kapı? Ceren yaptı herhalde. Aa. Bütün gün bir tek bahar öğrendik. Sence ötekileri ne zaman öğreneceğiz? Bilmiyorum. Ama umarım çok çabuk öğreniriz. Herkes defterine bir sıra yazdı mı çocuklar? Evet. Söyleyin bakalım neydi bu harfimizin adı? A. Aferin size. Yarın hepinizden iki sayfa boyunca A harfi çalışmanızı istiyorum. Anlaştık mı? Anlaştık. Haydos çocuklar. Aferin size, bunu da öğrendiniz. Hadi bakalım. Şimdi hepiniz evlerinize gidebilirsiniz. Evet, aklım bizim ufaklıkta kaldı. Hani dedim ki o eve döndüğünde karşılayayım. Bu ne bu? Çikolata ufaklık için. Verin de dolaba koyayım, erimesin. Tamam. Ya ben de bu arada üstümü giyinip ineyim, tamam mı? Tamam. Şey ne diyeceğim, yemeği biraz fazla yapar mısın? Hayırdır? Akşama misafir var. Yani kayınvalidemle Edalar bize gelecekler, tamam mı? Ne olduysa araları bozulmuş. Betüş de aralarını yapmak için hepsini bize davet etmiş yemeğe. Hiç merak etmeyin, yaparım peki. Yes, babam bana çikolata almış. Öbür çilekonu yemeden benim yemem lazım. Bugün Çile'ye soruyorum. Ne haber kızım? Nasıl geçti bugün? İyi geçti. Size anlatacak bir sürü şeyim var. Ay öyle mi, ne kadar güzel. Anlat bakalım, seni dinliyoruz. Betüş Hanım, beklese miydik acaba? Ben sabredemem, kusura bakma Firuze yani. Ama söz veriyorum, ikinci baskıyı da dinlerim. Evet. Sınıfım, arkadaşlarım, öğretmenim çok iyi. Herkesle iyi anlaştım. Bugün günaydın, tünaydın derken ayağa kalkmayı... A harfi yazıp okumayı öğrendim. Bir de birbirimizle tanıştık. Kimlermiş arkadaşların, anlat bakalım. Sıra arkadaşım Pınar. Yazısı güzel değil. Biraz geç anlıyor ama çok iyi bir kız. Bir de Osman var. Annesiz bir çocuk. Bir de Merve var. Bir de Ayça. Bir de Uğur var. Çok yaramaz ama çok komik. Baba biliyor musun, A harfi yazmak çok kolaymış. Artık sen kahvaltıda gazete okurken ben de oradaki A harflerini anlayabileceğim. Vallahi okulu sevmene çok sevindim. Ama galiba sen bu formayı da çok sevdin ki çıkarmaya hiç niyetin yok. Yok ama gidip çıkartayım. Hem odada birazcık işim de var. Allah Allah, ne işiymiş bu bakayım? A harfi işi. Öğretmen bir sayfa A yazın dedi.
Hani akşam misafir gelecek ya, işte o zaman. Aa tamam. Sen çalışmaya başlamadan önce gel benimle mutfağa, sana hediyeni vereyim ha. O ne baba? Aa, şey çikolata, siz de ister misiniz? İstemeyin, bana al. Merak etme, yemeyiz senin çikolatanı. Ben yerim. Ye de dona kadar al. Şşt! Çocuklar, aranızda düzgün konuşun bakayım. Ben odama çıkıyorum. Hazır koltuğu boşaltmışken ben de rahat rahat uzanıp klip izleyeyim bari. Firuze, sen bu çikolatayı buzdolabına koymamış mıydın? Evet Sadık Bey, orada. Nerede ya? Bakıyorum, göremiyorum. Orada, reçellerin yanında. Firuze, ben göremiyorum. Bir de sen gel bak. Allah. Ah, nasıl olur? Buraya koymuştum. Firuze, bu çikolatayı sen yemiş olmayasın acaba? Hı? Vallahi bu sefer yemedim Sadık Bey. Ya öyle mi? E peki. Neyse. Çocuğum, ben sana yarın bir çikolata daha alsam olur mu evladım? Olur, odama gidiyorum. Adım çıkmış 9'a, inmez 8'e. Sen burada mıydın? Evet, sizi dinliyordum. Niye? Tek bir sınıf arkadaşım bile yok. Pir alfabesini söktüm. Hangi sihirler iyi, hangi sihirler kötü öğrendim. Ama çok sıkıldım. Sen değil miydin oraya gitmek isteyen? Öyle olacağını bilmiyordum ki. Öğretmenim kim biliyor musun? Periliçe. Çok kibirli. Soğuk bir kadın. Hiç arkadaş gibi değil. Yani sınıfımı hiç sevmedim. Ben çok sevdim. İyi ki senin yerine gitmişim. Öğretmenim, arkadaşlarım çok iyi. Dersler de çok güzel. Biliyorum, duydum. Sadece duyman yetmez. Sihirli küreden nasıl bir gün geçirdiğimi göstereyim. Arkadaşlarımı, öğretmenimi bir gör. Ne diyorsun sen? Onlar benim arkadaşlarım, benim öğretmenim. Sana ne oluyor? Evet ama senin yerine okula ben gidiyorum. Hadi sihirli küreden bakalım. Pınar kim? Osman kim? Sonra da defterine bakalım. A harfi nasıl yazılıyormuş? Tamam. İnleyen nameler ruhumu sardı. Bir rüya ki orada hep şarkılar vardı. Uçan kuşlar, martılar, şirin tatlı samba. Afiyet olsun, merhabalar. Nasıl oldu ayağınız? Aynı. Hayret, sen benim sağlığımla pek ilgilenmezdin gelin. Bugün alça alınalı 2 ay oldu değil mi? Şeker. Yani kaldı 4 ay. Niye ilgilendiğin anlaşıldı. Açıklamam için beni yormadığınıza çok sevindim halacığım. Alçın çıkınca da kal diyor avni. Ona arkadaş oluyormuşum. Ne diyor, ne diyor? Nerede o? Odasında. Galiba ağlıyor. Ağlıyor mu? Hmm. Avni, niye? Mevlam bana hiçbir şey söylemedi. Neyin var Avni? Yok, bir şey. Çatlatma da söyle hadi, sen ağlamazsın. Hayır Suzan, söylemeyeceğim. Söylersem beni daha çok ağlatırsın. Ay yoksa sabah bana attığın tokat yüzünden mi? Herhalde bir an için şuurunu kaybettin canım. Ben seni affettim zaten, rahat ol. Suzan bak, sana yalan söylemem biliyorsun. Yani onun için ağlamıyorum. Ben sana tokat attığımı bile hatırlamıyorum. Niye ağlıyorsun o zaman, söyler misin? Avni dedi. Suzan, halam perileri gördüğünü daha demin hatırladı. Ya sabır. Bak inanmıyorsan git sor ona. Ya böyle sinirimden ağlıyorum kardeşim. Sabahtan beri beni yalancı çıkardı. Şimdi her şeyi hatırlıyor. Ay abi, sen öyle zannediyorsun. Kadın beynine reset atmış ayol. Senin niye ağladığını bile bilmiyor. Neyi hatırlamış?
Ama bak Suzan... Aması maması yok Avni Bey. Yeter vallahi bak elim ayağım titriyor ha. Sinirlerimiz ıslar mı benim tekrar? Sonra sana şöyle bir tane Osmanlı tokadı aşık edeceğim. Ne yaptığımı ben daha lan gibi hatırlamayacağım olacak ha. Anne hadi. Çok acıktım. Hadi olmuştur o. Eda'cığım hayatım. Annenle niye küstün ha? Ve neden bize bir şey anlatmıyorsun? Sen karışmıyorsun. Anne kız arasında. Seni ilgilendirmez. Boş ver. Yavuz bana hiç öyle bakma. Betüş de bana bu konuda hiçbir şey söylemedi. Aman canım. Siz de bu kadar merak etmeyin. Önemli bir şey değil. Önemli olan bu akşam annemle Eda'nın barışması. Bak ben sana peşin peşin söyleyeyim. Ben ondan özür dilemem. Ay Eda, sen de çok kırıcı sözler söylemişsin kadıncağıza. Çok alınmış. Yani bari laflarını geri al. Aa, niye geri alayım? Ona gerçekleri söyledim. Yalan mı? Anne, belki sen haklısın ama anneannemi üzme ne olur. Ben onu çok seviyorum. Madem o kadar meraklısın, git o zaman ona kız ol. Eda? Aa, Eda, ne yapıyorsun? Niye bağırıyorsun şimdi kızımıza? Evet, ne bağırıyorsun? Ay işte geldi. Eda ne olursun benim hatırım için lütfen. Anneciğim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oh, bakıyorum herkes burada. Anneciğim, hoş geldiniz. Hadi yemeğe geçebiliriz artık. Yo yo, istemem. Ben yedim de geldim, tokum. Çileği görmeye geldim. Nerede o? Odasında ödev yapıyor anne. Birazdan gelir. Siz buyurun, geçin. İstemem evladım, yemem dedim. Çileğin ev ödevlerine yardım edeyim. Sonra yanınıza geliriz. Bu kadın sırf kapris. Kim o? Benim. Anneannem. Merhaba anneanne. Merhaba canım. Ne yapıyorsun bakalım? Ders yapıyorum. Aa, okulun ilk gününden itibaren de hemen ödev verilir miymiş? Vermişler. Vermişler mi? Yani verdiler. Öğretmenim verdi. Ha, iyi. Göster bakalım ödevini. A harfi. Aa, ne bu kadar A harfi böyle? İki sayfa A harfi yapacağım. İyi. Ben yapayım senin için. Anneanne, sen fani okuluna gittin mi ki? Bunu nereden biliyorsun? Ay Çilekçim, bunu bilmek için fani okuluna gitmek gerekmiyor. Bak şimdi. Gördün mü? Gördüm. Aa, beğenmedin mi? Hadi sen de yap. Anneanne, ben sihirsiz ders yapmayı daha çok seviyorum. Sence bu bir... Peri için kötü bir şey mi? Ay yüzüm yüzüme baka baka kararır. Aynen Betüş'e benzemeye başladın sen de. Betüş de zaten babasına benzerdi. Senin buradan üniversitede 76-48-227. Hay Allah ya, ne biçim kitap bu? Son okuduğum Da Vinci'nin şifresinde bütün şifreleri çözdüm. Bu kitaptan hiçbir şey anlamıyorum. Hani kişiler çok fazla... Hiç olay yok. Aa, ben galiba telefon rehberini okuyorum, farkında değilim. Hay Allah. Odamdan çıkmadan önce anneanneme son bir şey sordum. Peri okuluna gittiğine pişman oldun mu dedim. Bana cevap vermedi. Ama gözlerinden azıcık pişman olduğu belliydi. Sonra beraber salona geçtik. Annemler babamın bana aldığı çikolatayı Firuze ablanın yediğini sanıyorlardı ya. İşte hepsi birden buna gülüyorlardı. Çok utandığım için bunu nasıl açıklayacağımı bilemedim ve gerçeği söyleyemedim. Sonra gece boyunca anneannemi dikkatle izledim. Galiba peri okuluna gittiği için neden pişman olduğunu anladım. Babam, Yavuz abi, kardeşlerim bütün gece okuldan, sınavlardan, kopya çektikleri günlerden konuştular. Annemle teyzem de kendi yaşadıklarını anlattı. Anneannem bunun hiçbirine katılamadı. Akşam herkes bizden gittikten sonra annem odama geldi. Hemen günlüğümü sakladım. İyi geceler. İyi geceler.
sen de yat artık. Bak çok geç oldu. Yarın sabah erken kalkacaksın, okula gideceksin. Tamam. Anne. Efendim? Bütün peri okulundaki sınıflar tek dişilik mi? Bilmem, ben hiç peri okuluna gitmedim ki. Peki bu sihirleri nereden biliyorsun? Gerekli olanları kitaplardan ve bilenlerden öğrendim. Hem sen nereden çıkardın peri okullarındaki sınıfların tek kişilik olduğunu? Bilmem. Öyle duydum zannettim. Hmm. Hadi iyi geceler anne. İyi geceler canım. Annem bir şey anlayacak diye ödüm koptu ama galiba anlamadı. Ben de kararımı verdim. Sabah öteki çileye söyleyeceğim. Artık ona ihtiyacım yok. Artık ben de fanilerin okuluna gideceğim. Anne. Anne uyudun mu? Dudu, aynaya bak bakayım kim arıyor bu saatte? Dudu! Dudu! Aynaya bak. Betüş, ne oldu kızım? Uyandırmadım ya. Anne, sana bir şey soracağım. Peri okulundaki sınıflar kaç kişilik? Ay tabii ki tek. Tek bir öğrenci, tek bir sınıf, tek bir ders. Peki, sen bunu bugün hiç Çile'ye söyledin mi? Yo, ay nereden aklına geldi şimdi bu saatte bunu sormak kızım? Sabah bana Çilek peri okuluna gitmek istediğini söyledi. Orada bir sürü peri arkadaşı falan olacaktı. Ama demin peri okulundaki bütün sınıfların tek kişilik olup olmadığını sordu. Bunu nereden öğrenmiş olabilir? Ay ben nereden bileyim kızım? Canım peri okuluna gidemediği için sihirli küreden öğrenmiştir. Hem sen buna niye takılıyorsun ki? Bilmem. Neyse, umarım öyledir. İyi geceler babacığım. İyi geceler anneciğim. İyi geceler, İyi geceler kızım. Kızım. Günaydın Perileciğim. Günaydın Perihan. Yukarıdan geçiyordum. Sınıfta tek başınıza olduğunuzu gördüm. Gelip sizi selamlamak istedim Perileciğim. Teşekkür ederim. Bu yılki şanslı öğrenciniz kim? Bilmiyor musun? Hayır, tanıdığım biri mi? Evet. Betüş Peri söylemedi mi? Bu yılki öğrencim onun kızı Çilek. Çilek? Çilek mi? Bu olamaz çünkü Çilek fani okuluna gidiyor. Yok, hayır. Fani okuluna gitmekten vazgeçmiş. Dün Betüş Peri gelip onun kaydını yaptırdı. Perileciğim, emin misiniz? Suzan'cığım, masaya şunu koyalım. Tamam canım. Aa, bu da ne? Betüş, maalesef sana kötü haberlerim var kızım. Perihan teyze, ne oldu? Yolda anlatırım. Yalnız şu kadarını söyleyeyim. O Çilek var ya, o Çilek. Sanırım Periliçe'den bir çocuk perinin bugüne kadar aldığı en büyük cezayı alacak. Ay çok merak ettim. Hadi hemen gidelim. Hemen. Çubuk. Bir ve iki. Yazdınız mı çocuklar? Evet. Söyleyin bakalım. Neymiş bu harfimizin adı? B. Anne, Perihan teyze, sizin ne işiniz var burada? Bana bak, sen gerçek Çilek misin? Tamam, suçumu kabul ediyorum. Hiçbir şey söylemene gerek yok Çilek. Biz her şeyi biliyoruz. Çikolatayı yiyen de benim. Ama lütfen beni bu okuldan almayın. Çilek, bu akşam tam 1 milyon tane A harfi yazacağını biliyor musun? Thank you.
Ne kadar yazacağım abla? 1 milyon kaç tane bir ediyor? 1 milyon tane ediyor işte. Saymaya kalksan 1 yıl sürer. Ya Çilek, sen ne yaptın da annem sana bu cezayı verdi? Pembe rüyalar, beyaz dişler. Artık gerçek bizim evde. Annem, babam ve bizlerle. Hayat renkli, günler şeker. Evde hep gülen biri. Sanki o bizden biri. Hem gerçek hem de peri. Masallar diyarından geldi. Tüm anneler sihirli. Bizimkisi bir peri. Sıcacık gülümsemesiyle ısıtıyor kalbimizi. Pembe rüyalar, beyaz dişler. Artık gerçek bizim evde. Annem, babam ve bizlerle. Hayat renkli, günler şeker. Evde hep gülen biri. Sanki o bizden biri. Hem gerçek hem de peri. Masal.